Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Brüksel'e NATO toplantısına gidiyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'la görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konular, yine savunma sanayi konularında işbirliğinin görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Yunanistan'ın Fransa ile karşılıklı savunma yardımı anlaşması imzalaması sebebiyle yine bunun dışında NATO üslerinin Amerika tarafından kullanılacağı için an itibariyle Yunanistan halkının Atina parlamentosu önünde anti-emperyalist güçler isimli grupla beraber protesto gösterisi düzenlediği belirtiliyor. Bu kapsamda kendilerini kullandırmak istemeyen Yunan halkının eylem yaptığını görmekteyiz. Yine Suriye'de Amerikan üssüne roket atılmıştı. An itibariyle koalisyondan açıklamalar geldi. Suriye ve bölgedeki durumu yakından takip ettikleri belirtilirken, daha sonrasında ise Müttefik Operasyon Odası'ndan da şu açıklama yapıldı. Suriye ve bölgedeki işgal altındaki ABD varlığıyla mücadelede yeni bir aşama başlatmak ve El Tanf üssünü 5 akıllı insansız hava aracıyla hedef almak için angajman kuralları kapsamında buraya operasyon gerçekleştirdik. Suriye ve müttefik ülkelerin güvenliğini sağlayacağız şeklinde Müttefik Operasyon Odası'ndan açıklama geldi ki zaten bu açıklamalardan da Müttefik Operasyon Odası'nın İran tarafından kurulduğunu anlıyoruz. Bunu da ifade edelim. İran destekli milislerden oluşan gruptan bu şekilde açıklama geldi. Yine hiçbir rütbesi olmayan darbeci Hafter'i görmektesiniz. Bugün Libya'yı ziyaret gerçekleştiren Mısır Dışişleri Bakanı, Trablus'ta Libya İstiklal Konferansı'ndan sonra Bingazi'ye gitti. Burada Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün Hafter'le görüştüğü ifade ediliyor. Görüntüler Bingazi'den. Suriye'de Tahrir-i Şam heyetinin, diğer ismiyle Heyet-i Tahrir-i Şam'ın Halep'in batısındaki 46. rejim alayının mevzilerine operasyon düzenlediği belirtiliyor. Görüntülerde M40, HY1, D30 ve SPG-9DM'nin görüldüğünü söyleyebiliriz. Suriye'de Tel Rifat'ta Esad rejimine bağlı güçlerin de atış gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bilindiği gibi Esad güçleri genellikle sivilleri hedef alıyor. Bunu da zaten herkes biliyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi resmi ziyaret için Kabil'e geldi. Havalimanında Emirhan Muttaki tarafından karşılanan Kureyşi'nin Başbakan Molla Muhammed Hasan Avunt'la görüştüğü de belirtiliyor. Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşurov duyuruyor. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan yardımcılarının katılımıyla Moskova'da üçlü görüşme gerçekleşti. Yapılan görüşmede Karabağ'da son durum ve ulaşım hattının açılması konusu görüşülürken bölgeyi ilgilendiren bu tarz görüşmelerde Türkiye'nin de masada olması gerekiyor ama 3 nokta şeklinde sistemini dile getiren açıklamalarda bulundu. Türkiye terörle mücadelede finansman izleme kuruluşları FAD tarafından gri listeye alındı. Pakistan ise hala gri listede kalmaya devam ediyor. Aslında Pakistan'daki son olaylardan sonra Pakistan'ın bu listeden aşağıya düşmesi bekleniyordu fakat listede kalmaya devam ettiği de duyuruluyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığıyla yüzleşmesi gerektiğini belirterek, artık adanın tek sahibinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi olduğu safsatasını bir kenara bırakmak zorundayız açıklamasında bulundu. Sudan'da hükümet karşıtlarından sonra bu sefer juntacıları destekleyen halk da sokağa indi. Hükümetin fesih talebiyle başkentin farklı noktalarında 6 gündür süren eylemlerin ardından bugün de binlerce hükümet destekçisi sivilin an itibariyle Hartum meydanlarını doldurduğu belirtiliyor. Sudan'ın çeşitli bölgelerindeki binlerce kişinin Aralık 2018'deki halk devrimine sahip çıkması ve sivil yönetim talebiyle gösteriler düzenlediği belirtiliyor. Başkent Hartum'un merkeziyle Bari ve Umdurman bölgelerinde Kesele, Gadarif, Niyala, Cineye, Sinnar, Damazin, Medeni, Ubeyt gibi birçok kentte devrim ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler sokağa inmiş durumda. Dolayısıyla halk arasında iç çatışma yaşanır mı bunu göreceğiz. Fakat genel olarak Sudan halkı birbirine karşı hoşgörülüdür. Her ne kadar farklı grupları destekleseler de olayların silahlı çatışmaya dönüşmesi beklenmiyor.
Tunus'ta Onur Koalisyonu Başkanı Seyfettin Maluf'a destek için gösteri düzenleniyor. Başkent Tunus'ta aralarında hukukçularla insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu grubun 30 Eylül'den bu yana cezaevinde tutuklu bulunan avukat ve siyaset adamı Maluf'a destek için bir araya geldiği duyuruldu. Maluf'un askeri mahkemede yargılanmasını protesto eden grubun üyeleri Onur Koalisyonu Başkanı lehine sloganlar atıyor. Zaten artık gerek Tunus gerek Sudan sık sık bu eylemler yapılıyor. Sadece Mısır halkı eylem yapamıyor ki, Mısır halkında da suç yok çünkü Mısır polisinin yaptığını zaten biliyoruz. Irak'a gidiyoruz. Irak güvenlik güçleri Selahattin ilindeki Hurmatu kasabası civarında İran yapımı 358 kod ismiyle bilinen roketleri bulduğunu duyurdu. Bu kapsamda Haçlı Şabi'ye ait olduğu düşünülen roketleri görmektesiniz. Etiyopya Hava Kuvvetleri insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Normalde Tigray askerlerine operasyon yapılması gerekirken yine siviller hedef alınıyor. Tigray'ın başkenti Mekelle'ye hava operasyonu düzenlendi. Dediğimiz gibi Tigray ayrılıkçı bölge olsa bile Etiyopya kendi halkını hedef alıyor. Burada Irak güvenlik güçlerinin bu bölgede bulduğu ve 358 olarak bilinen İran yapımı karadan havaya seyir füzesinin daha önce Yemen'de Ensarullah güçleri tarafından da etkili şekilde kullanıldığında hatırlatalım. Libya'dan yayın hayatını sürdüren gazeteci Mücahit Aydemir şu şekilde paylaşım yapıyor. Libya İstikrar Konferansı son 10 yılda Libya içinde yapılan ilk uluslararası politik organizasyon olması bakımından önemli bir gelişmeydi. Trablus yönetimi Libya'ya müdahil olan tüm aktörleri Libya'da bir araya getirerek dünyaya güçlü bir mesaj verdi şeklinde haber servis ediliyor. İşgalci İsrail Enerji Bakanlığı tarafından harita servis ediliyor. Doğu Akdeniz Suriye jeopolitiğini bir arada düşünmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor şeklinde değerlendirme gelmiş. Doğu Akdeniz gazının taşınması planlanan mevcut ve muhtemel boru hatları haritasını görmektesiniz. Bu kapsamda haritanın nereden geçtiğini zaten artık hepimiz biliyoruz. Yine yeni ulaşım güzergahıyla Doğu Akdeniz'in daha da önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Hindistan'ın Avrupa'ya bağlanması planlanan ulaşım koridoru Doğu Akdeniz'den geçecek. Bu rota sayesinde Mumbai'den yola çıkan kargonun Avrupa'ya 10 günde ulaşabileceği belirtiliyor. Süveyş kanalı güzergahından yaklaşık %40 daha hızlı şeklinde paylaşım yapılmış. Yine Yunanistan Kara Kuvvetleri'nin askeri geçit töreni yaptığı belirtiliyor. Burada M270 çok namlu roket atarları da görmekteyiz. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.